fasulyemiz, patlıcan oturtmamız, kuzu haşlamamız, patates oturtmamız, tavuk kapama, çorbalarımız, kendi ev yapımımız baklavamız. Buna keşkek güveç yapıyoruz tercihlere göre, isteyen olursa. Abilerde bahçemiz var, kendi üretimimiz, nohutumuz ve fasulyemiz. Oradan getiriyoruz, müşterilerimize burada kendimiz pişirip sunuyoruz. Allah kıyarım canıma. Ettikleri Ilgaz köftemiz ve bizim yöremize ait olan keşkeğimiz, özellikle güvecimiz, kendi yaptığımız bazlamamız, ince ekmeğimiz, bunlar çok tercih ediliyor ve sürekli sağ olsunlar bizleri memnun ediyorlar. Biz onları memnun etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Ne güzel eller aman. Sarmaya yakışır aman 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 ey, o nazik beller aman, o nazik beller aman, hopla da gel gel yanıma, vallah kıyarım canıma, serpil de gel gel yanıma. Merhabalar, ben Arif Kılıç, Tokatseli'den geliyorum. Biz mezarlık ziyaret için gitmiştik. Dönüşte de buraya uğradık. Gayet güzel yemekleri var, sunumları çok güzel. Karşıma arkadaşlar olsun, çok iyi ilgileniyorlar, sağ olsun. Güzel, leziz bir yer yani. Evet. Köfteleri de özellikle çok güzel gözüküyor. Biraz önce tattım kızım ikinde. Bayağı da güzel yani, lezzetli. Bu güzergahtan geçen arkadaşlara tavsiye ederim yani. Bu iri hamur. Hem perişkalı derler burada. Bunları bizim ablalarımız, annelerimiz, büyüklerimiz burada böyle elleriyle açarlar. Yani eski bir kültür. Kendileri yaptıkları için evde böyle toplanırlar önceden, bayram öncesi falan. Hep beraber toplanıp kolu komşu böyle bunları yaparlar. Bir de yaşatıyorlar yani bu kültürü burada Ilgaz'da. Hepimiz severek yiyoruz, yoğurtlarlar. Üzerine böyle biraz salça sosu yaparlar. Çok güzel olur. Nohut, buranın nohutu yine. Buranın kendi pirinci var. Pirinçleri burada biz yetiştirdik. Burada şeylerimiz var, küçük tarlalarımız var köylerde. Devrez var yan tarafta, ileri tarafta. Orada akan sulardan falan getirilen arklar var. Orada tarlalarımız var, Tosya'ya yakın. Tosya pirinci diye de bilinir ama Ilgaz'da da yetişir. Hepsi buranın kendi mahsulleri. Burada da şey var, bak kuşburnu reçelimiz var. Bu bizim kendi dağlarımızda falan yetişiyor bu kuşburnu. Biz bu kuşburnuları toplarlar. Evin önünde ocak yakarlar. Ocakta büyük kazanlarda kaynatırlar bunu 3-5 defa. Ondan sonrasında zaten kuşburnu reçeli kendi o kıvama geldiği zaman onun kendileri bilir. Onların kendi ayarları var. O kıvamları tuttu bu kadar. Onları kavanozlarlar. Yine bu kavanozlarda sıcak şekilde kavanozlarlar. Bu bir daha hiçbir şekilde yani vakum görevi yapar. Bir daha hiçbir şekilde açılmaz, hava almaz. Yani 10 senede dursa bu bozulmaz. Onların kendi yaptıkları teknikten dolayı. Burası
nasıl komple bu sene bizim kendi üretimimiz, dereotu, nane, her şey aklımıza ne gelirse. Lahana dahi diktik, fasulyemiz, burada yetiştiriyoruz fasulyelerimizi. Organik bir şekilde lokantamızdan ikram edeceğiz. Arkadaşlar, herkesin buraya gelip kahvaltı yapmasını, yemek yemesini tavsiye ederim. Ben Trabzon'dan İstanbul'a gidiyorum ve her sene buradan geçerken buraya mutlaka uğruyorum. Gerçekten yemekleri güzel. Herkesin gelmesini, burada oturup dinlenmesini tavsiye ederim. Merhabalar. Ordu'dan geliyorum. Geçerken burayı gördüm. Çok memnun kaldım. Ürünleri de güzel. Malzemeleri de güzel. Fiyatları da gayet ekonomik. Müşteri ilişkileri de çok iyi. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle rica ediyorum. Bizlere uğrasınlar. Memnunluğumuzu görecekler. Herkesi buraya bekliyorum. Herkese teşekkür ederim.